Mexico'dan, El Salvador'dan hostelimizden çıktık. Eşyalarımızı böyle taşıyoruz. Bir önde, bir arkada. Burada elektroniklerim var. Bugünkü yeni hostelimize gidiyoruz. Hep beraber, çünkü o hostel bayağı doluydu. Arkadaşlar önde, ben arkada. Ondan sonra da sizlerle ne yapacağız? El Salvador'da Bitcoin kullanıyorlar dostlar. Yani bildiğin bütün dünya zenginler, Bitcoin sahipleri buralara geliyor. Bitcoin'lerini harcamak, çevirmek, yatırım yapmak için. Ben de bir tane ATM bulursam ATM'e gideceğim. Bakacağım nasıl çalışıyor, çalışmıyor mu? Birçok yer Bitcoin kabul etmiyor açıkçası. El Salvador'da sadece 200 tane Bitcoin ATM'i var. Öyle düşün yani. Bütün ülke genelinde 200 tane ATM koymuşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Bitcoin'i kullanmak için Chivo diye bir uygulama var. Bir sistem, yani bir app uygulama. Onu kullanmanız gerekiyor ve onu telefonunuza indirmeniz lazım. Bu bir. İkincisi ise El Salvador'da kimliğinizin olması gerekiyor. Öyle herkes kullanamıyor yani. Dışarıdan gelen insanlar. Ya burada olacaksınız ya burada oturumunuz olacak bir şekilde. O şekilde kullanabiliyorsunuz Bitcoin'i. Birçok banka, bu tarz yerler kabul etmek zorunda Bitcoin'i. Ama onun dışında diğer marketler, küçük yerler kabul etmek zorunda değil. Böyle bir yasa var. Ve hükümet bunu teşvik etmeye çalışıyor. Bitcoin uygulamasını da 24 saat içinde geçmişler. Düşün, meclisten. 24 saat içerisinde Cumhurbaşkanı tak diye onayı vermiş. Demiş ki ülkede, El Salvador'da Bitcoin ve dolar kullanılacak. Şu anda iki tane para birimi var. İkisini kullanıyorlar. Onun dışında Bitcoin için Chivo diye uygulama var. Adı da cool. Yani İngilizcesi cool. Yani iyi demek. Ve hükümet bunu teşvik etmek için adam başı $30 herkesin hesabına para yatırmış. Yani açarsanız böyle bir uygulamayı, El Salvador'luysanız tabii ki, $30 olabilir. Ondan sonra tabii Bitcoin almak istiyorsanız, satın almak istiyorsanız güncel fiyatından nasıl oluyor? Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum, Bitcoin şu anda $50,000. Gidiyorsunuz Bitcoin ATM'sine, $1,000 yatırıyorsunuz. Küçük bir hisseniz oluyor. Sonra $1,000 daha yatırıyorsunuz, yine bir hisseniz oluyor. O şekilde. Ondan sonra para mı çekmek istiyorsunuz? Gidiyorsunuz ATM'ye. Bu ATM'ye tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki $100 çekeceğim. İçerideki o uygulamanızdan, paranızdan ne yapıyorsunuz? $100 çekiyorsunuz, $200 çekiyorsunuz. Bitcoin'iniz ona göre de azalıyor. Bitcoin'e devam edeceğiz ama öncesinde ATM'ye gideceğiz. Bakacağız ne var ne yok, nasıl kullanılabiliyor. Ama onun öncesinde yeni geldiğimiz hosteli göstereyim. Şöyle, burası da yeni hostelimiz. Hostel ne yazmış? La Tortuga Viejara. Yani yaşlı kaplumbağa demek. Şöyle giriyorsunuz. Diğer hostelimiz de zaten dip dibe yan yana. Gayet otantik, hoş bir mekana benziyor. Şöyle gayet güzel, küçük bir yer. Wow. Okay, gayet hoş. Hi guys. Hello everybody. I'm not gonna get you. Şurası havuzumuz. Her yerde olduğu gibi El Tunkuro'da havuzumuz var. Manzaramız gayet güzel. Bizimkiler de öyle oturmuş takılıyor. Bu gece burada kalacağız. Hostelimiz gayet güzel, otantik. Jesus Christ, sorry. Hola. Buralar yatağımız. ¿Dónde vamos a quedar? En el fondo. El fondo? Okay, gracias. ¿Tienes cocinera? Cocina? Sí. Solo para. Para ver. Dedim ki şeyiniz var mı? Mutfağınız var mı? Odalar biraz daha eski duruyor ama yapacak bir şey yok. Tuvalet, banyo. Küçük, bayağı da küçük bir hostelmiş burası. Odalar şöyle. Oh, aquí, gracias. Burada yemeklerimizi yapabiliyoruz. Edebiliyoruz. Zaten bütün hostellerde genelde... Oh, bayağı da temizmiş ha. Tertemiz. Hostellerde genelde şey oluyor. Hey, what's up? Bu da bizim arkadaşlar, bizim grup, böyle kalıyoruz. Okay, gracias. Aha, kaldığımız bizim odamız. Bu gece buradayız dostlar. Şurada kalıyoruz. Geçen ayki hostelimize göre gayet kötü mü diyeyim bilmiyorum. Çünkü niye? Ventilatör var. Şey yok. Ne derler? Adını unuttum. AC yok burada. Where are you staying? Which one? That? Okay. O zaman bu yatakta benim dostlar. Okay. Alman ve İspanyol'un yatağı. Dediğim gibi ventilatörümüz var ama klimamız yok. Aklıma geldi. Hostel bayağı küçükmüş. Mutfağımız da güzel. Bak burada iki kişilik odalar var. Öyle. Hamaklarımız zaten olmazsa olmaz. Bak burada da özel bir oda var. Gayet güzel, hoş. Tuvaletlerimizi de göstereyim sizlere. İki tane tuvalet mi var la koskoca yerde? Biri bu, biri de banyo. İğrenç. Ama yapacak bir şey yok. Yani normal aslında ya. Terliğinizi koyacaksınız. Terlikle beraber yaparsanız sorun yok. Dediğim gibi buranın geceliği $10. Kahvaltısı dahil değil.
gayet uygun çünkü çok turistik bir bölgedeyiz. O yüzden 10 dolar gayet uygun diye düşünüyorum. Arkadaşlar bak ilk defa böyle bir şeyler gördüm. Ne diyor burada? Novomitar, Siloase, Sella, Cobrara, 35. Yani diyor ki eğer kusarsanız diyor 35 dolar para ödemek zorundasınız. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim ama bazı hostellerin, değişik hostellerin kendine göre kuralları var. O yüzden ne yapın? Kusmayın arkadaşlar. Kesinlikle kusmayın. Odamız 4 kişilik. Biz de zaten 4 kişiyiz. O yüzden güvenli olmasına gerek yok. Kapıyı kilitledik mi? Tamamdır. Hostel bilgileri böyleydi. Hostel turumuzu yaptık. Şimdi tekrardan şehir turumuza ve Bitcoin detaylarına tekrardan geri geçelim. Evet arkadaşlar, bu Bitcoin makinesinden, ATM'den para da çekebiliyorsunuz, para da koyabiliyorsunuz. Bakalım nasıl çalışıyor. Ne diyor Bitcoin? Comprar, satın al, sat. Which one this? Comprar, yeah. Bakalım nasıl alınıyormuş. Smartphone. Edge Wallet, Edge Wallet. What is that? We don't have that. Or? Okay. Bunları, uygulamaları indirmeniz lazım. iPhone için Edge, Edge Wallet iPhone için, Samsung için. Imprimir billete, no? Bu şekilde telefonumuza indirebiliriz. 2 dolar da komisyon istiyor, okay. Do we know how to use this? What is this? Buradan paranızı alıyorsunuz, buradan dolar geliyor. Buradan satın alıyorsunuz ama her şey, yani şeyden, telefondan. Böyle şey yapmanız lazım, göndermeniz lazım buraya. Kağıdı, mağdı. Sonra buradan da paranızı çekiyorsunuz. Satın almak istediğiniz zaman da 1 Bitcoin, bir tane Bitcoin şu anda arkadaşlar 47 bin dolar burada. Bak, bir tane Bitcoin 47 bin 300 dolar. Yani baya baya karışık. Hiçbir şeyimiz yok, o yüzden alamayacağız arkadaşlar. Bitcoin için Chivo app'in uygulamasını indirmeniz lazım. Kullanmak çok zor. Halkın %80'i Bitcoin'e karşı, %20'si kullanıyor. Küçük bir kasaba var burada. Neydi kasabanın adı? Sukal mı? Ne kasabası? Sadece orada Bitcoin geçiyor. Genelde hiçbir yerde kullanmıyorlar. Sorduğunuz zaman Bitcoin geçiyor mu diye çoğu yer almıyor. Bakın deneyelim hatta. Hola, buenas. Podemos pagar con Bitcoin? No? ¿Por qué? Mi jefe no lo han agarrado. Oh, no podemos pagar con Bitcoin. Ok, perfecto. Sí, amigos, nadie acepta Bitcoin en El Salvador. ¿Acepta Bitcoin? No. No. Gördünüz mü arkadaşlar? Bitcoin kabul etmiyorlar. Neden öyle bilmiyorum. Çoğu yer kabul etmiyor. Maaşlar verilmiyor. Almak çok zor. Yani biraz hüsrana uğradık Bitcoin konusunda. O kadar kolay değil. Neyse bakalım şimdi başka bir markete gidelim. Orada alıyorlarmış. Onu görelim. İki tane kurabiye alıyorum arkadaşlar. 25 kuruş. Bir de şöyle. Sino. Perfecto, gracias. Bunu yedik. Gayet güzel. Bana fena değil. Uygulamayı indirmeniz lazım. Yani kimse de kabul etmiyor. Küçücük bir bölge var burada. Sadece orada. Bitcoin Beach diye geçiyor. Orada kullanıyor. Amerikalı bir yatırımcı böyle küçük bir bölge oluşturmuş kendine. ATM'ler kurmuş. Herkesi Bitcoin'i kullanmak için zorlamamış da insanlara yardım etmiş, yatırım yapmış. Herkesin o bölgede kullanmasını istiyor ve o bölgede sadece bir bölge var. El Salvador'da her tarafta Bitcoin kullanabiliyorsunuz. Sadece bir bölge. Onun dışında başka bir bölge yok. Baya baya zor. Siz de gördünüz. Kimse kullanmıyor. Yani almıyorlar yani. Zor. Kullanmak zor. Düşünsenize El Salvador zaten buna hazır değil. Gelişmemiş bir ülke. İnsanlarda zaten telefon yok. Smartphone yok. Nasıl indirecekler uygulamaları, transfer nasıl edecekler falan. Yani baya sıkıntı. O yüzden Bitcoin olayı biraz gerçekçi değil. Sizlere de göstermeye çalıştım. Bakalım. Öyle. Hola, buenas. Podemos pagar con Bitcoin? Aquí? Okay. Aquí, sí. Sí, con Bitcoin. Hola. Podemos pagar con Bitcoin? Hola. Podemos pagar con Bitcoin? No, solo en efectivo. Solo efectivo. Solo cash. ¿Tarjeta? No, solo cash. Oh, no Bitcoin. No Bitcoin. Sí, lastimosamente todavía no tenemos. Todavía no. Okay, gracias. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, orada da Bitcoin kullanılmıyor. Yani sizler için sormaya çalışıyorum. Solo cash, solo efectivo. Yani sadece kağıt para diyorlar. Ki bayağı da turistik bir bölgedeyiz. O yüzden Bitcoin olayı biraz yalan olmuş burada. Adamları hüsrana uğratmışlar. Podemos pagar con Bitcoin? No, solo efectivo. Solo efectivo? Sí. No Bitcoin? No Bitcoin. Okay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçüncü mekanımız. Bitcoin kabul olmuyor.
Yani kimse almıyor. Hostelimizi şeyle ödeyebiliyor muyuz Bitcoin? Hola, buenas. Podemos pagar con Bitcoin? No? Okay. No Bitcoin. No podemos pagar con Bitcoin. Arkadaşlar, burada da Bitcoin'le ödeyemiyoruz. Hostelde de ödeyemiyoruz, hiçbir yerde ödeyemiyoruz. Anlayacağınız, Bitcoin yalan oldu El Salvador'da. Deniz inanılmaz dalgalı. Çok güçlü. Bir de taşlı. Yani tam leş. Güzel, güzel de. Yani düşerseniz, kayalara kafanızı vurursanız vallahi bittiniz. Bak şimdi birkaç kişiye bakın. Şöyle surf yapacaklar. Umarım yakalayabiliriz sizler için. Bak bak bak. Diyoruz ya dalga gelmez. Şaka gibi. Ben Guatemala'da surf yaptım. Dostlar. Ama burada biraz sıkıntı. Niye? Çünkü kayalık her taraf. Allah korusun şimdi düşerim. Ki muhtemelen düşerim. Oh! Kafanı bir yere vurursam vallahi kafam patlar. Çünkü bak taş dolu. Görüyorsun her taraf taş dolu. O yüzden göze alamıyorum dostlar.